Ergündüler. Amerika dağılacak. Trump'ın gelişini çok kez yazdım. Görünüşte Trump'ın büyük sermayeye karşı olduğunu not ettim. En yakınında Rothschild ailesinin önemli üyeleri olduğunu da belirttim. Ama Trump yemin ettikten sonra Amerikalılara sizi sömürenlerle savaşacağım. Belli ailelerin egemenliği bitecek dedi. Söz verdi. Siyasetçiler bunları söyler. Önemli olan yapılanlara bakmaktı. Dolar üzerinden ailelere karşı savaş hazırlığı yaptığını da yazdım ama hala ortada elle tutulur bir şey yok. İlk 100 gün önemliydi ama ortada ciddi hiçbir hamle yok. Yeniden büyük Amerika için görülen bir adım yoktu. O zaman gelin plan tersini koyup düşünelim. Birlikte yol alalım ve dillendirilen şu senaryo üzerinde yoğunlaşalım ve ortaya çıkan korkunç tabloya bakalım. Satırlar üzerinde tek tek yoğunlaşın. Acaba sorusunu ihmal etmeden yürüyün. Hadi bakalım. Gorbaçov göreve geldi ve Sovyetleri dağıttı. Tarihteki önemli isimlerden biriydi. Donald Trump da Amerika Birleşik Devletleri'nin Gorbaçova olacaktı. Biz pek bilmesek de Rothschild ailesi küçük bağımlı devletler projesi için çok uzun zamandır çalışıyordu. Bizim ilk bakışta anlama şansımızın olmadığı muazzam bir organizasyon bu. Siyaseti ellerine geçirdiklerinden biri hayalleri bu. İşte bu plan Trump'la birlikte hayata geçti. Start verildi. 1985 yılında Gorbaçov'un iktidara gelmesi Rothschild ailesinin büyük yıkım projesinin en önemli adımıydı. Atıldı. Başarılı olundu. 1991 yılında Gorbaçov görevi bıraktığında SSCB dağılmıştı. Şimdi sırada Amerika'nın dağılması var. Operasyon onlara. Ama anlayan yok devam. Trump her şeye rağmen yürürken Büyük Amerika derken aslında asla ve kat'a 50 eyaleti kastetmedi. Atladığımız buydu. Üzerinde düşünmedik. Amaç farklıydı. Trump'ın Büyük Amerika'sı 5 eyaletten oluşuyordu. İçinde Washington ve New York'un da olduğu. Küçülerek elde edilen bir güçtü bu. Geri kalan 45 eyalet ise kanunlarda olduğu gibi tamamen bağımsız. Aslında Rothschild ailesine bağlı devletler olacak. Valiler de devlet kademesinin en üstünde yer alacaktı. Ama ortada ciddi bir sıkıntı vardı. Kimse görmüyordu. Amerika'da şu anda görevde bulunan valiler ve yapılacak seçimlerde göreve gelecek valilerin hepsi Rothschild ailesinin projeleriydi. İlkokul çağından itibaren bursla okutulan, özel yetiştirilen isimler eyaletlere vali olacaktı. Şu anda 12 vali bu projenin ürünüydü. Pek çok şey bilmediğimiz gibi bunları da bilmiyorduk. İşte bu valilerle birlikte başlayacak kopuş, Trump yönetiminin alacağı kararlarla hızlanacaktı. Bunun için tek bir şeye ihtiyaç vardı. Nakit dolar akışının bir an önce Amerika'ya dönmesi gerekiyordu. O nedenle vergi cenneti Nevada Reno seçildi. Sanırım bunu benden başka da yazan yoktu. Bu operasyonun bir benzerini Gorbaçov yapmıştı. Para bu ülkeye yağmaya başlayınca düğmeye basıldı ve Sovyetler dağıldı. Çünkü büyük para kaynağı olmadan Trinidad Tobacco'da bile kaos çıkartamazsınız.'' Eyaletlerin alt zemini çoktan hazırlandı. Özellikle siyahiler kendilerini ikinci sınıf olarak gördü. Bakın son aylardaki yaşananlara. Bu da Amerika'nın dağılma süreci için kurgulanan bir oyun da aslında. Ferguson olaylarını hatırlarsınız. Siyahilerle polisler karşı karşıya geldi. Günlerce süren olaylar dünyada manşet oldu. Gösterilerin arkasında yine aynı isim vardı. Tüm maddi desteği Rothschild ailesinin bir üyesi olan George Soros sağlıyordu. Amerika'dan ayrılacak ilk eyalette Missouri olacaktı. Yani Ferguson kentinin bağlı olduğu eyalet. Yine biz bilmeyiz ve görmeyiz ama New York'ta siyahi nüfus 3 milyon 500 bine aşmıştı. Şimdi bu rakam 2 milyon 400 bine düştü. Nedeni de kopuşun başlayacağı eyaletlere zorunlu göçtü. Elbette siyahiler de bunun farkında değildi. Trump'ın siyahilere, göçmenlere ve özellikle de Müslümanlara karşı çok sert tedbirler alması ve ağır yaptırımlar uygulamaya başlamasının nedeni Amerika'nın dağılma sürecine girmesi için atılan adımlardan biriydi. Tohumlar saçılıyordu anlayacağınız. Yine anlamıyorduk, gözden kaçırıyorduk çok da başarılı oldu. Şu anda Trump'a karşı ezilenler ayrılık için zemin yokluyor. Trump'ın atadığı kişilerin hepsi değişimin içinde olanlar, ayrılanlarsa Amerika'nın dağılmasını istemeyenler. Soros ne diyordu? Avrupa'da Rusya'da dağılacak ama hangisi önce bunu zaman gösterecek fakat hiç Amerika'dan söz etmiyordu. Göç dalgasını yönetiyor, Avrupa'yı sarsıyor ama hep fotoğrafın bir tarafını gösteriyordu. Diğer tarafı kimsenin aklına gelmiyordu. Hillary Clinton'ın aday olması, Trump'ın seçilmesi içindi. Çünkü üç kez beyin kanaması geçirmişti. Vücudunun birçok yeri problemlerle doluydu. Bedeninin yüzde kırkını sağlıklı bir şekilde kullanabiliyordu. Amerikan başkanı olma şansı zaten yoktu. Kendisi de biliyordu ama biz bilmiyorduk. Trump da biliyordu. Medyayı karşısına alarak sahte bir zafer anlatıyordu. Dinliyorduk. FBI da son operasyonunu seçimden kısa bir süre önce yaptı ve Hillary Clinton'ın seçilmeyeceği kesinleşti. Hillary Clinton da seçilemeyeceğini iyi biliyordu. Medyada çok başarılı bir şekilde aslında Trump'ı öne çıkardı. Gizlice. Aykırı kişilerin dünyanın her yerinde dikkat çektiğini Amerikan medyası da biliyordu. Dahası da vardı. FBI direktörü James Comey eğitim hayatının tümünü Rothschild bursuyla tamamladı. Avukatlık yaptığı büroların tümü Rothschild ailesine bağlı iş adamlarının avukatlığını üstlenen merkezlerdi. Ukrayna'nın ilk cumhurbaşkanı Leonid Kravchuk Rothschild'in projesiydi. SSCB'nin dağılacağını ilk olarak George Bush ondan öğrendi. Bush'un da ilk aradığı kişi Londra'da şu anda hayatta olmayan Rothschild ailesinin önemli bir üyesiydi. Gorbaçov görevi bıraktıktan sonra hep Rothschild ailesinin talepleri doğrultusunda yaşam sürdü. Hala da öyle. Gorbaçov Trump'tan sonra dünyanın yeni bir savaşa hazırlandığını söyledi. Bunun nedeni çok açık. Çünkü sınırların değişmesi için ya büyük savaşlar ya da iç savaşlar gerekir. Şimdi bu dönemdeyiz. 100 yeni ülke ortaya çıkacak. Bunların 45'i Amerika'nın içinden. Diğerleri ise Orta Doğu, Afrika, Asya ve Avrupa'da. Avrupa Birliği ve Rusya'nın da dağılması gerekiyor çünkü projeye göre hiçbir büyük ülke kalmamalı. Eğer Amerika'nın dağılması Rusya'dan önce olursa bu Rothschild ailesini zor durumda bırakabilir. Rusya'nın dağılması da Putin'den sonra olacak. O nedenle Putin'in de ömrü çok uzun değil. Durum bu bu da şimdiki tespit. Trump söylediklerinin hiçbirini yapmadı. Aksine yanındaki adamları yani Rothschild ailesine bağlı isimleri korudu ve çoğalttı. Ne dolar üzerinden ne siyaset üzerinden ne de asker ordu üzerinden karar aldı. Ama yabancılarla ve Müslümanlarla ilgili kararları çok netti. İkinci Dünya Savaşı'nı düşünün. Hitler'i bulup yetiştiren ve güç katan birileri vardı. Güçlendirip canavar meydana getirdiler. Avrupa'yı ateşe verdi. Yahudileri kitleler halinde yok etti. Bir de baktık ki bazı Amerikalı büyük şirketler Hitler'e para yağdırmış. Bir de baktık ki İsrail kurulmuş. İnsanın aklına gelmeyecek bir taşla pek çok kuş vurulmuştu. Normal insanların düşünüp bulabileceği bir sonuç değil bu. Herkese rol veriliyor. Motivasyonlar yükleniyor. Herkesi harika bir işe imza attığını düşünür. Ama sonuçlar herkes için hayal kırıklığıdır. Böyle çok olay gördük. Şimdi yukarıdaki senaryo çok kişi için itici gelecektir. Çünkü Düşünmeyi pek sevmeyiz. Ama karşımızdaki adamların kim olduğunun anlaşılması şart. Eğer böyle bir proje varsa biz ne olacağız? Bize biçilen bir rol var mı? Küçük isimler üzerinden tartışarak bunların hiçbirini anlama şansımız yok. Aklımızı öne çıkaralım. Dünyanın en büyük puzzle'ını çözmek için harekete geçelim. İnanın işler hiç göründüğü gibi değil. Mesela Rothschild'lerin sahibi olduğu kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlar artık neden etki yapmıyor? Oyun ya da senaryo gereği mi hepsi? Paraya bakın, açın gözünüzü. Şimdi bu denklemde hangi FETÖ'cünün, hangi askerin, hangi politikacının nerede olduğunun, kimlerle anlaştığının bir önemi var mı? Yok, olmaz da. Löpen'i, Brexit'i, YPG'yi, FETÖ'yü, Elbab'ı, Barzani'yi, Kürt bayrağını, Deaş'ı, terörü, patlamaları, yabancı ve Müslüman düşmanlığını, Rus karşıtı hareketleri, 15 Temmuz'u, Adil Öksüz'ü tekrar tekrar düşünmek şart. Ne dersiniz? Not, Trump'ın büyük sermaye olan savaşını ve iktidara gelişini hep bir şerh düşerek yazdım. Şimdi bu da madalyonun diğer yüzü. Düşünün, konu çok derin. Ergündiler takvim.